savaşta bundan kurtulma. Dolayısıyla süreci doğru anlamazsak bazen şöyle sorular da gelebiliyor. İşte yine başkan karşılaştı. Hatta gelmeyen bir soru var mesela. Ben isterseniz sorayım ve cevaplayayım. 36'yı niye yukarı revize etmediniz? Çünkü duyuyorum böyle şeyleri. 38 yapsalar daha iyi olur. 39 daha anlamlı falan. Yani yine hatırlatayım size. İçinde çalıştığımız setting. O setting şöyle bir setting. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti mevduat faizi linki kopmuş. Politika faizi enflasyon linki kopmuş. Faiz kur linki kopmuş. Biz 7 aydır bu kopan linkleri tekrar ihdas ediyoruz. Bu linkler tekrar ihsat edilecek. Veriler birikecek. Alan verileri kullanacaksınız, modelleme yapacaksınız. Ve oradan da 36'dan 38'e çıkma ihtiyacı çok zor. Modellemeyi iyi bilen arkadaşlar bu dediğimi çok iyi anlayacaktır. Çok zor değil, imkansız yakın. Dolayısıyla 36 hedefini değiştirmekten ziyade o da hedefe bizi sürekli aslında yakınsatacak olan önlemleri devreye sokmak çok daha anlamlı bir şey. Çok daha anlamlı. Öbür türlü yaptığınız işe olmayan bir önem atfediyor olursunuz. Çünkü bu normalleşme süreci aslında biriken veriyle, linklerin tekrar kurulmasıyla APP, GM'de çalışan arkadaşlara ve bu işte çalışan her türlü piyasadaki hakikaten modellemeci arkadaşlara uygun ortam sağlayacak. Daha orada bile değiliz. Şimdi hedef iddialı mı? 36. Evet iddialı ama iddiasız hedef koyan Merkez Bankası bence oksimorondur zaten. Ve şöyle söyleyeyim, iddialı ama erişilebilir bir hedef enflasyonu aşağı indirmekte ve enflasyon beklentiden düzeltmekte iddiasız ve rahat ulaşılır bir hedeften çok daha iyidir. Merkez Bankacılar bunu çok iyi anlayacak söylediğim şeyi. Dolayısıyla yaptığımız şeyin biz şu anda doğruluğuna fena halde inanıyoruz. Bu hedeften hakikaten hiç feragat etme niyetimiz yok ama bunun ulaşılamaz olduğu noktasını gördüğümüzde nedir temel kriter bana sorarsanız onu da çok tabii şöyle anlatayım isterseniz. Yıllık enflasyon aşağı geliyor ama başkanın sürekli vurguladığı aylık enflasyonun ana eğiliminde düzelme durmuş, durağanlaşmış. Bizim için alarm. Yıllığın aşağı geliyor olması önemli değil. O gözlemlediğimiz o göstergede eğer görmüyorsak gerekli iyileşmeyi bizim için alarmdır, gerekli tedbirleri alırız. Dolayısıyla nereye baktığımızı biraz daha yakından takip etmesini istiyorum arkadaşların. Ve biraz hafıza tazeleyerek içinde çalıştığımız settingin de ortamında hala ne olduğunu biraz iyi değerlendirmeni rica ediyorum.